Birinci sorumuzda ACD üçgeninin alanını sormuş bize. Bir üçgenin alanını bulmak için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmalıyız. Burada bu üçgende taban uzunluğunu biliyoruz ama yüksekliğin uzunluğunu bilmiyoruz. O yüzden C'den AD'ye doğru bir dikme çiziyoruz. Buradaki noktaya G diyelim. Şimdi ABC üçgenine de ikizkenar üçgen vermiş. Ve bir kenar uzunluğunda 12 vermiş. Bunu kullanmak için de C'den AB'ye doğru da dikme çiziyoruz. İkizkenar üçgenin özelliklerinden tabana doğru dikme kenara ortalayacak. 6, 6 olacak bu. AH'la BH'ın uzunlukları. Oluşan dörtgen AHCG dikdörtgen olur. Ve dikdörtgenin özelliklerinden karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Yani CG'nin uzunluğu eşittir AH'ın uzunluğuna eşittir 6'ya. Böylece üçgenin alanını bulabiliriz. Alan ACD eşittir 8 çarpı 6 bölü 2'den 24. Cevap Bursa. İkinci soruda arkadaşlar ABCD yamuğu verilmiştir. Şimdi CB kenarına doğru AE hem açıortay hem yükseklik. Bize AB'nin uzunluğunu sormuş. Bu uzunluğu bulmak için BC kenarına devam ediyoruz. AD kenarında devam ediyoruz. Bu iki doğru parçası F noktasında kesişiyorlar. Böylece CD F üçgenini oluşturduk. Burada ikizkenar üçgen oluyor. AFB üçgeni. Çünkü AE hem açıortay hem yükseklik aynı zamanda AE kenarortay olur. Böylece FE'nin uzunluğu eşittir BE'nin uzunluğuna eşittir 20 olur. Buradan FC'nin uzunluğunu bulabiliriz. 20 eksi CE eşittir 15 olur arkadaşlar. Şimdi CDF üçgeni ve BAF üçgeni birbirine benzer oldu. Açı açıdan çünkü yamukta karşılıklı kenarlar birbirine AB kenarından DC kenarı paraleldir. O zaman iki üçgende benzerlik alıyoruz. FDC üçgene benzerdir. FAB üçgenine. FD'nin uzunluğu bölü DA'nın uzunluğu eşittir. FC'nin uzunluğu bölü CB'nin uzunluğuna. FC'nin uzunluğu 15 bölü CB'nin uzunluğu 25. Buradan da FD'nin uzunluğunu eşittir 9 buluyoruz. Şimdi yine ABF üçgeninde, ikizkenar üçgeninde bu iki kenar birbirine eşit oluyor. FB taban oluyor. Yani x eşittir 15 artı 9'dan 24 oluyor. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar bir düzgün altıgen var. Bu düzgün altıgende LD FA kenarını bir oranda bölüyor. 1'e 2 oranında. Böylece düzgün altıgenin kenar uzunluklarını da bulabiliyoruz.
Kenar uzunluğu 3. 3 olur. Şimdi AL'nin uzunluğunu bulmak için altıgenin özelliklerinden bildiğimiz gibi karşılıklı kenarlar birbirine paralel oluyor. Benzerlik kullanacağız. Bunun için de AB kenarını devam ediyoruz. DC kenarını da devam ediyoruz. Böylece BG C üçgenini oluşturduk. Bu üçgen de eşkenar üçgen olur. Çünkü altıgenin dış açıları 60-60 derecedir. Yani CG'nin uzunluğu da 3 olur. BG'nin uzunluğu da 3 olur. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel demiştik. Düzgün altıgende. O yüzden LAK üçgeni benzerdir LG D üçgenine. Benzerlikte yazdığımızda LA'yı arıyoruz. X bölü X artı 6 eşittir 2 bölü GD. CD'nin uzunluğu da 3. Yani 2 bölü 6 oldu. Buradan da X eşittir 3 bulunur. Cevap Adana. Sıradaki soruda arkadaşlar bir çember var. Çemberde açılar var. Bir de ABC üçgeni var. ABC üçgeninde AE açıortay. Bu açıları adlandırsak alfa alfa 15 derecelik 45 derecelik bir arada açı verilmiştir. Şimdi AFC üçgeninde şu EFC açısı dış açı olur. Dış açının ölçüsü bu üçgende ona komşu olmayan iki iç açının toplamlarına eşittir. Yani alfa artı 15 olur bu açının ölçüsü. Ayrıca BEFD dörtgeni kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninin özelliklerinden biliyoruz ki karşılıklı açıların ölçülerinin toplamları 180. Yani B açının ölçüsü alfa ise EFD'nin ölçüsüne 180 eksi alfa diyoruz. B açının ölçüsü x, F açının ölçüsü de 180 eksi x olur. Bir üçgende iç açılar ölçülerinin toplamlarını alıyoruz. Yani 2 alfa artı x artı 60 eşittir 180. Buradan da 2 alfa artı x eşittir 120. Bir de bu iki açı bütünler açılar 180 eksi x alfa artı 15. İkisinin toplamı da 180 olur. Alfa artı 15 artı 180 eksi x eşittir 180. Buradan da alfa eşittir x eksi 15 buluyoruz. Bir de önceki eşitliğimizi alıyoruz. Alfanın yerine x eksi 15 yazdığımızda 2 bilinmeyen 2 denklem çözüyoruz. Buradan da x eşittir 50 bulunur. Cevap Ceyhan. Sıradaki soruda arkadaşlar bir doğru verilmiştir. Bu doğru üzerinden alınan bir nokta y eşittir bir doğrusuna göre simetrinin koordinatları eksi 4'e eksi 10 A noktası. Bu doğrunun eğimini sormuş bize. Verilen noktaya B diyorum. Koordinatlarına da AB. Bu noktanın özel doğrulara göre y eşittir bir doğrusuna göre koordinatları a'ya 2 çarpı 1 eksi b
Buradan da bu noktanın koordinatlarını vermiş bize. Eksi 4'e eksi 10. A eşittir eksi 4. Ve 2 eksi B eşittir eksi 10'dan. B eşittir 12 bulunuyor. Böylece B noktanın koordinatları eksi 4'e 12 oldu. Şimdi bunu dik koordinat sisteminde çizdiğimizde orijinden geçen bir doğru ve B noktasından geçecek. Bu doğrunun bize eğimini sormuş. Bu doğrunun eğimini bulmak için arkadaşlar şurada B noktasından x eksenine doğru dikme çiziyoruz. Bu açıya alfa dediğimizde alfa doğrunun eğim açısı oluyor. Tanjant alfa eşittir eğim. O da eşittir eksi karşı dik kenar bölü komşu dik kenarın uzunluğu. Yani 12 bölü 4. O da eşittir eksi 3 oluyor. Yani cevap Bursa. Bu soruda arkadaşlar AB'nin uzunluğu bölü BE'nin uzunluğunu sormuş bize. Bir tane yarım çember, bir de ABCD karesi verilmiştir. Şimdi buradaki bu doğru parçaların oranlarını bulmak için AF'nin FE'yi birleştiriyoruz. Bir açı oluşturduk. AFE açısı. Bu açıda çemberde açılardan çapı gören çevre açıdır ve 90 derece olur. Yani AFE üçgeni dik üçgenidir. Buradan karenin özelliklerini kullanacağız. F'den AB'ye doğru dikme çiziyoruz. AH'a A diyoruz. HB'nin uzunluğuna da A diyelim. Karenin özelliklerinde FH'ın uzunluğu da 2A olur. BE'nin uzunluğuna da B dedim. Burada AFE üçgeninde Öklit bağıntısı yapıyoruz. İki A'nın karesi eşittir A çarpı A artı B. Bu eşitliği de düzenlediğimizde A ile B arasındaki bağıntıyı buluyoruz. 4 A kare eşittir A çarpı A artı B. Buradan da B eşittir 3 A. AB'nin uzunluğu bölü BE'nin uzunluğu, AB'nin uzunluğu 2A'ya eşit. Bölü BE'nin uzunluğu B. 2A bölü 3A eşittir 2 bölü 3. Cevap Bursa. Sıradaki soruda arkadaşlar bir tane elips verilmiştir. Merkezli elips. Odak noktaları F ve F1 ve A, F1, F üçgeni eşkenar üçgen verilmiştir. Bu eşkenar üçgenin de alanı 9 köküçtür. Eşkenar üçgenin alanından 9 köküç eşittir. Bir kenarın uzunluğu F, F1'in uzunluğunun karesi kök 3 bölü 4. Buradan da F, F1'in uzunluğu eşittir 6 bulunuyor. Yani odaklar arasında uzaklık 6. Odakların koordinatları o zaman 3'e 0, eksi 3'e 0. Yani OF'nin uzunluğu 3. Şimdi
elipsin özelliklerinden bildiğimiz gibi AF'nin uzunluğu A'ya eşit. AO'nun uzunluğu da B'ye eşittir. Bunları denklemlerde kullanacağız. Bunlar köşelerinin, elipsin köşelerinin koordinatlarını veriyor bize A ile B sayıları. Eşkenar üçgenin özelliklerinden de 30'un karşısı 3'e eşitse B eşittir 3 kök 3 oluyor. A'nın uzunluğu da A'da 2C, 2 çarpı 3'ten 6 oluyor arkadaşlar. Böylece A'yı biliyoruz, B'yi biliyoruz. Elipsin denklemini yazabiliriz. X kare bölü A kare artı Y kare bölü B kare eşittir 1 olur. A'nın yerine 6, X kare bölü 36 artı Y kare bölü B kare 27 eşittir 1. Bunu da düzenlersek cevaplarda paydadan kurtulmuşlar. 3x kare artı 4y kare eşittir 108. Yani cevap deniz oluyor. Sıradaki soruda arkadaşlar bir tane trigonometrik sorusu. Kesir var. Kesirin payı sinüs x çarpı sin 3x artı kosinüs x çarpı kosinüs 3x bölü sin x çarpı kos x eşittir 3 vermiş. Tanjant 2x'i sormuş. Şimdi toplam fark formüllerinden kesirin payı eşittir kosinüs 3x eksi x'e. Paydadaki ifadede yaracı formüllerinden 1 bölü 2 sin 2x'e. Böylece payda kosinüs 2x, paydada da 1 bölü 2 sin 2x. 1 bölü 2 düzenlediğimizde 2 kos 2x bölü sin 2x eşittir 3 bulunur. Buradan da tanjant 2x eşittir 2 bölü 3 olur. Sıradaki soruda arkadaşlar kürenin alanını sormuş. Kürenin alan formülü A eşittir 4 pi r kare. Yani biz alanı bulmak için kürenin yarıçapına ihtiyacımız var. Burada kürenin merkezine O diyorum. Buradaki noktayı da O ile birleştirdiğimizde bu bize yarıçapı gösteriyor. Küre parçasının yüksekliği r bölü 3'müş. Yani bir düzlemle küre kesilmiştir. Bu küre parçasında yüksekliği r bölü 3'müş. Başka ne verilmiş bize? Buradaki oluşan ara kesit bir dairedir. Bu ara kesitin de alanını vermiş. Ara kesitin alanını kullanmak için yarıçapına A diyorum. Bu dairenin merkezine de A. Böylece AOB dik üçgeni oluşuyor. AO'nun uzunluğu R eksi R bölü 5. Bu da eşittir 4R bölü 5'e. Alandan da bu ara kesitin alanından da 9pi eşittir 1 çarpı A kare. Böylece A'yı buradan 3 buluyoruz. Sonra OA B üçgeninde Pisagor bağıntısı yapıyoruz. Pisagor bağıntısından R kare eşittir 9 artı 4 bölü 5 R'nin karesi. Buradan da R eşittir 5 bulunur. Dönüyoruz formüle. 4 çarpı pi çarpı 5'in karesi 25 eşittir 100 pi. Yani cevap Edirne. Sıradaki soruda arkadaşlar
Düzlemde a ve b vektörlerinin uzunlukları verilmiştir. A artı b'nin uzunluğu, a eksi b'nin uzunluğunu sormuş bize. Şimdi vektörün uzunluk formülünü kullanıyoruz. A eksi b vektörünün uzunluğu eşittir kök a eksi b vektörlerinin farkının karesine. Bunu da açtığımızda kök içinde a'nın uzunluğunun karesi eksi 2 iş çarpım ab artı b'nin uzunluğunun karesidir. Şimdi biz a'nın uzunluğunu biliyoruz 6, b'nin uzunluğunu da biliyoruz 3. Niye ihtiyacımız var? A iş çarpım b'ye. Onu da nereden bulacağız arkadaşlar? Burada verilen a artı b'nin uzunluğunda. Aynı şekilde a artı b'nin uzunluğunu yazıyoruz. Eşittir a'nın uzunluğu artı 2 a iş çarpım b artı b'nin uzunluğu. Burada da yerine yerleştirdiğimizde verilenleri a artı b'nin uzunluğu kök 69 eşittir kök içinde a'nın uzunluğu 36 artı 2 a iş çarpım b artı b'nin uzunluğunun karesi. O da 9'dur. Bu ifadeyi de düzenlediğimizde 2 a iş çarpım b eşittir 69 eksi 36 eksi 9'dan 24 bulunur. Dönüyoruz buradaki a eksi b'nin uzunluğuna. A'nın uzunluğu eksi a'nın uzunluğu 36 eksi 24 artı b'nin uzunluğu o da 9. Burada da işlem yaptığımızda kök 21 bulunuyor. Yani cevap Edirne. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar çemberin analitiği verilmiştir. Çemberin analitiğinde bilinmeyen a'yı bulunuz demiş. Bunun için arkadaşlar çemberin denklemini yazmamız lazım. Çemberin denklemini yazmamız için merkezine ve yarıçapına ihtiyacımız var. M noktasına merkez dediğimizde şimdi M ile T'yi birleştiriyoruz. Çemberde teğet özelliklerinden MT dik olur. Bu diğer noktalara da A ve B diyorum. Doğruyla eksenlerin ortak noktalarına AT'ye dik olur. MT. Ayrıca bu verilen doğrunun denkleminden X'e 0 verdiğimizde Y'yi buluyoruz arkadaşlar. Yani B noktasının koordinatlarını buluyoruz. X'e 0 verdiğimizde Y eşittir 3 olur. Yani B'nin koordinatları 0'a 3 oldu. Y'ye 0 verdiğimizde de A noktasının koordinatlarını buluyoruz. O da eksi 4'e 0 oldu. Yani burada A, O, B üçgeni 3, 4, 5 üçgeni oluyor. A'daki açıya alfa diyorum. A, B, O açısına da beta dediğimizde bir de A, M, T üçgenini inceliyoruz. Alfa 90, M köşedeki açı da beta olur. Böylece A, O, B üçgeni benzerdir A, T, M üçgenine. Açı açı kuralından. Uzunluklara da buraya O, M'nin uzunluğu R, T, M'nin uzunluğu da R. Bu A, O, B üçgeninde A, B'nin uzunluğu da 5. 3, 4, 5 üçgeni.
Şimdi benzerlik yazdığımızda benzerlikte orantıyı 3, alfanın karşısı 3, alfanın karşısı r eşittir. 90'ın karşısı 5, 90'ın karşısı arkadaşlar 4 artı r. Buradan r'yi eşittir 6 buluyoruz. Yani merkezin koordinatları 6'ya 0. Yarıçapta 6. Denklemi yazıyoruz. Çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r karede. A ile b merkezin koordinatları. X eksi 6'nın karesi artı y eksi 0'ın karesi, yani y kare oluyor, eşittir r'nin karesi 36. Bunu da düzenlediğimizde x kare artı y kare eksi 12x artı 36 eşittir 36'dan x kare artı y kare eksi 12x eşittir 0. Bize verilen denklem x kare artı y kare eksi ax eşittir 0. Buradan da görüldüğü gibi a eşittir 12 oluyor. Cevap Edirne.